Siirt'te, Çinli Siirtli Türk ortakların girişimleriyle yapılacak olan otobüs montaj fabrikasının temeli, dualar ve kesilen kurbanlar eşliğinde atıldı. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklarımız, sevgili protokol üyeleri. Törenin açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü Bekir Sıtkı Batur, çalışmanın 6 ay önce planlandığını belirterek 208 dönümlük arazi üzerinde yapılacağını söyledi. Bizi kurabilir miyiz? Bunu da gündemimize aldık. Bu belki de ileride bu firmanın da yapacağı yatırımlarla ilişkili olabilecek bir konu. Yani benim en son açıklamak istediğim, belki biraz derleme toparlamam gerek ama zihniyet değişikliği, memleketi sevmek, bir konuya gönül vererek yaklaşmak bence dünyada her türlü sonucu getirebilir. Arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Zonda'nın yönetim kurulu başkanı Mr. Jim Zhu ise bu yatırımın Siirt için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek öncelikle projenin bu noktaya gelmesinde desteklerinden ötürü Siirt valisi Ahmet Aydın'la Osman Ören'e teşekkür ediyorum. Zonda firması 80'den fazla ülkeye ihraç yapan ve dünyada 3200'ün üzerinde satış noktası olan bir firmadır. Siirt'e yapılan bu tesis Siirt'i dünyaya bağlayacak. Avrupa'ya ve Asya'ya ihraç üstü çalışacaktır. Ayrıca bu proje Çin ile Türkiye arasında çok önemli bir etki projesidir. Söz verdiğimiz tarih olan Ocak 2014 yılında üretime başlayacağız dedi. Ayrıca bu proje Çin ve Türkiye arasında çok önemli bir etkileşim projesidir. 我们将加快土耳其项目的建设。 Daha önce belirttiğimiz gibi, beyan ettiğimiz gibi söz verdiğimiz tarihler içerisinde inşallah fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Burada işler sandığımızdan çok daha hızlı gelişti. Gerçekten ortaya çok memnun edici sonuçlar çıktı. Kısa zaman içerisinde büyük aşamalar kaydettik. 我们力争在 2014年的第一季度 正式在这里投产 为中国和土耳其经济的发展 做出 Fabrikanın Ocak 2014 tarihinde açılması için elimizden gelen her şeyi en kısa sürede yerine getireceğiz. Ve umuyoruz ki bu proje hem Siirt için hem de bizim için çok yararlı olacaktır. Bunu inşallah yakın tarihte göreceksiniz. Siirt'te tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise Kirazlı Barajı'nı yaparken tüm makine ekipmanlarını Çinliler tarafından vaktinde teslim edildiğini ifade ederek 23 Eylül günü tarihi bir gün olarak görüyorum. Bu yatırımın Siirt'e gelmesi hayırlı bir iştir. Siirt'imize, ülkemize hayırlı olsun şeklinde konuştu. Yerimize ilk Çinli arkadaşlarımızı, Çinli şirketimizi biz Kirazlık Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni kurarken Orient, Çinli Orient firmasına bütün makine ekipmanımızı yaptırdık. Bugün ikinci Çinli firma olan Zonda firması burada otobüs fabrikası kurmak için bulunmaktadır. Gerçekten ben bugünü 23 Eylül günü hepimizin bildiği gibi Siirt için tarihi bir gün. Bu ikinci tarihi bir gün bence. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Çinli firmadan Kirazlık Barajı'nı yaparken gerçekten çok memnun kaldık.
Verdikleri bütün sözleri tuttular. Ve tarihinde gününde işi bitirdiler. İnşallah ilk üniteyi de Ekim'in 15'inde enerji üreterek başlayacaklar. Bu ikinci firmanın bizim Siirt'imize gelmesi. Hayırlı bir gün, hayırlı bir işin başındayız. Allah yatırım yapanların hepimizin yardımcısı olsun. Siirt'imize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize saygılarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Vali Ahmet Aydın davetlilere Çince hoş geldin dedikten sonra Siirt'ten bir ekiple önce Çin'e bir heyet gönderdik. Firmayı yerinde gören heyet çok samimiydi. Çinliler ikinci büyük yatırımlarını Siirt'e yapacaklarını söylediler. Acaba neden Siirt diye düşündük. Onlar da bizim için nerede yapılırsa fark etmeyeceğini söylediler. İlk etapta bir montaj tesisi kullanılacak, ardından da bu kapasite artırılacağı sözü verildi. Biz de valilik olarak tahsis ettiğimiz arsanın imar ve ifrazını yaptık. Tüm bürokratik sıkıntıları çözdük. Sayın Başbakanımız da bu tür yatırımları destekliyor. Sayın Başbakanımız da ifade ettikleri gibi İstanbul, Rize ve Siirt'in kendisi için önemli olduğunu söyledi ifadelerini kullandı. Şimdi gitti baktılar, samimi söylem dediler. Çinliler bu işte çok samimi. İkinci önemli yatırımını burada düşünüyorlar. İlk defa dünyaya açılmak için Siirt'i. Acaba niye Siirt dedim ben? Şimdi bir Bursa, işte Yalova, denize yakın yer olmaz mı? Onlar için fark etmez dediler. Yani ha Siirt olmuş ha Bursa olmuş. Önemli olan Orta Doğu'ya ve Doğu Avrupa'ya yakın bir, yani Türkiye açısından çok önem veriyorlar. İlk başta montaj yapacaklar. İnşallah bundan sonraki adımı da bir kısım parça üretecekler. O güvenceyi de bize verdiler. Yaklaşık yine bir 3-4 ay önce de imza yaptık valilikle. İki taraf imza attı, bir de şahit olduk. Özel yatırım her zaman risklidir ama özel yatırım olmadan da bir devlet, bir ülke, bir şehir kalkınmaz. Biz önem veriyoruz. Bize ne düşüyorsa 200 dönüm araziyi, ifrazını, tefrizini verdik. Geçici belgelerini de verdik. Umut ediyoruz Ocak 2014'te de burada elektrikli otobüs fabrikası hep beraber inşallah üretime başlayacağız. Ben emeği geçenlere, başta Sayın Milletvekilimiz Osman Ören, hakikaten bu işin mihmandarı, kendi de Çin'e kadar gitti. Sayın Milletvekilimiz Afif Bey de çok destek veriyor her zaman. İş adamlarımız burada. Nihat Bey dedi, yani bu tarihi bir gün. Siirt için de öyle, bölgemiz için de önemli. İnanın bunların desteklememiz lazım. Biz her türlü desteğe hazırız. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Ama Zonda fabrikasından da büyük bir şirket Zonda. Başka ek firmalar da var. Biz başka yatırım bekliyoruz. Another factory, another company. Please, welcome to here. İyi günler diliyoruz.